Alzheimer lazer uyguladıktan sonra kullanmamız gereken damlalar var. Bu damlaları muntazam kullanmak son derece önemli. Lazerin yarattığı etki kadar bir etki, ilaçların, damlaların usulüne uygun şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Bir hafta kadar göze darbe almamak, gözü sert hareketlerle ovuşturmamak anlamlı. Üçüncü aya kadar gözün bir biçimde ameliyatlı olduğunu, duyarlı olduğunu, tam normal olmadığını düşünüp bunu hep hatırlamak önemli. Üçüncü aydan sonra artık daha pervasız olabiliriz. Sanki böyle bir operasyon göze uygulanmamış gibi davranmaya başlayabiliriz. Örneğin tüple derin denize dalan birisi bu alışkanlığını ilk 3 ay terk etmek zorunda kalır. Örneğin halı sahada futbol oynayan, işten çıktığı zaman eve gelmeden önce bir hastamız, gözüne belki rakip futbolcunun dirseği çarpabilir kaygısıyla 3 ay böyle bir aktiviteden uzak kalmalıdır. Tenis topu çarpabilir diyerek belki tenis oynamamalı veya koruyucu gözlüklerle tenis oynamalıdır. Kısacası mekanik bir çarpma etkisi göze ilk 3 ay zarar verebilir. O nedenle bundan korunmalıdır. Banyo duş yasağımız olmaz. Uygulamadan, özellikle LASIK uygulamasından hemen bir gün sonra göze su değmesinde herhangi bir sakınca kalmaz artık. PRK türü uygulamalarda ise 3 ya da 4 gün göze su değmemesini tercih ederiz. Alzheimer lazerden sonra bayanların en sık sorduğu sorulardan birisi göz makyajının zamanlaması. Gene LASIK türü yöntemlerde, yani korneadan zar kaldırarak yapılan uygulamalarda hemen operasyonun ertesi günü göz makyajı izni verilebilir. PRK türü uygulamalarda, yani gözden zar kaldırılmadan yapılan uygulamalarda ise 72 saat, 96 saat, yani 3 gün, 4 gün sonra bu izin verilir. Alzheimer lazer uygulandıktan sonra bir hafta kadar geceleri araba kullanmamayı tercih etmek iyi olabilir. Çünkü karşıdan gelen arabaların farları gözümüzde kamaşma yapabilir. Bu araba kullanmayı tümüyle olanaksız kılmaz ama kişiyi yorar, zorlar. O nedenle zorunluluklar dışında gece bir hafta kadar sürücü olarak trafikte yer almamak akıllıca olur. Ama zorunlu bir şey varsa elbette bir sakıncası yoktur. Dikkatli ve yavaşça araba kullanmak mümkündür. Kontakt lens, özellikle renkli kontakt lens, numarasız kontakt lenslerin Alzheimer lazerden sonra takılmasının mümkün olup olmadığı bize çok sık sorulur. Hiçbir sakıncası yoktur. Kişi arzu ediyorsa renkli bir numarasız kontakt lens takabilir Alzheimer lazerden sonra. Söylenmesi gereken şeyler temelde bunlar. Ama doktor kontrolünde kalmak, Alzheimer lazer uygulamasından sonra hastaya verilen tüm öğütlerin yerli yerinde işlerlik kazanması hasta açısından, başarı açısından son derece önemlidir.